Reklama az bir vakit var. Gitmeden önce hem Melik Bey hem Hasan Bey'e de söz vermek isterim. Melik Bey sizin de düşüncelerinizi alayım. Zaten devam edeceğiz bu konuyla reklam sonrası da. Abi. Babacan açısından. Ya ben Babacan şöyle, ne anlatmaya çalıştı? Niye eleştirdi? Evet. Ya va vallahi ben e, yani baştan sona bir kere haksızlık. Ben hani birkaç tane ve somut bilgi üzerinden gideyim. Bunun ne kadar hani mesnetsiz ve kasıtlı bir şey olduğunu birlikte anlarız. Şimdi Baykar e, şirketi, Baykar Makine ismiyle 1986 yılında kuruluyor. Ortada Ak Parti yok. 1999 sonu 2000 yılında da insansız hava araçları çalışmalarına başlıyorlar. O zaman da Ak Parti yok. Baba Özdemir Özok, şey Özdemir e, Bey, e, Özdemir Bayraktar, evet. e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun bir mühendis. Yani bizzat emek vererek e, bu işi kotarıyor. Daha sonra da Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşler bir İstanbul Teknik Üniversitesi mühendislikten, diğeri de otu mühendislikten. E, bu, bu işe gönül koyuyorlar, bu işe emek veriyorlar. E, o yüzden de hani bu bir kere büyük bir haksızlık. Diğer taraftan kurulduğu bu günden bugüne e, öz kaynaklarının %75'i ihracattan, 2022 yılında da kendi öz kaynaklarının %99'u ihracattan kaynaklı. Ya bak ODTÜ mezunu. Haluk Bey ODTÜ mezunu, Selçuk Bey İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Ya. Aynı zamanda Selçuk Bayraklar e, Bayraktar e, Amerika'da da e, yani özel taleple o MIT Üniversitesi var ya. MIT. Evet. MIT. Ma e, Ma orada ha orada master falan da yapıyor. Yani yani ya özel bak, bir yetenek. Ben bu işin daha geneline baktığım için Melik'ciğim şunu söyleyeceğim. ODTÜ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu işe sahip çıkması lazım. Ya bizden mezun olan insanlar neler yapıyor diyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi kurulurken vaktiyle İNÖ'nü de, Erdal İNÖ'nü ilk rektörlüğünü yaptı değil mi? Şimdi... Orta Doğu'nun en büyük üniversitesi, teknik üniversitesi, teknoloji üniversitesi. Ya bugün geldiğimiz noktada bizden mezun olan insanlar bunu yapıyor diye ODTÜ'nün açıklama yapması Aynen. lazım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin açıklama yapması lazım. Yani Özdemir her Bey zaman, de. Evet, Özdemir her zaman, Bey de oradan mezun. E, harika. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Her zaman mezun. bir de diyorlar ki efendim Türkiye'de Batı'nın öne çıkardığı bir takım üniversite sıralaması var, kriterler var. Tümüyle yalan yanlış da kaç, kaç sayıda kaç adet sayıda makale yayınlandı alıntı yapıldı kardeşim istersen bir milyon tane alıntı yapılsın başkasının işine yarıyorsa beş para etmez bak burada Türkiye'nin işine yarayan bir tane savaş uçağını milli olarak yapman senin makalenin bir milyon alıntı yapılmasının çok üzerinde evet. bir şeydir Aynen. üniversitelerimiz öyle Atatürk Hani Zaunos Paşa camiinde balıkesir'de ne diyordu hani camiler birbirimizin yüzüne bakmadan yatıp kalkacağımız ibadet edeceğimiz yerler değildir. Buralarda devlet işleri görülür. Peygamber Efendimiz de bunu yapmıştır diyordu camiler için. Atatürk'ün sözü bu. Şimdi ben onu benzeterek e, üniversiteler üzerinden söyleyeyim. Üniversitelerde yatıp kalkıp kitap okuyacağımız, birbirimize hava atacağımız yerler değil. Üniversiteler, üniversitelerin rektörleri çıkıp bu konuda açıklama yapmalıdır. Gurur duyuyoruz demelidir. Halkla milletle, milli ekonomiyle paylaşılmayan üniversite bilgileri beş para etmez. Sadece şair Nedim zamanındaki sanat için sanat, şiir için şiir düzeyinde kalır. Üniversitelerimiz niçin susuyor? Ya yurt dışındaki üniversitede okuyup gelip bunu yapsa gene alkışlaman gerekiyor. Tabii. Türkiye'deki üniversite rektörü, özellikle bu iki üniversitenin rektörü niye mesela gururla bunu söyleyemiyor? Kimden korkuyor? Bir siyasi partiden, bir siyasi getto'dan mı korkuyor? aman biz damadı alkışlamış gibi oluruz. Ya burada mesela damat değil, değil ki. ki ya. Damat değil ki. Bir söz söyleyeyim Melik aldım lafını ama. Estağfurullah. Damat olmak değil kötü olan. Kötü olan ne biliyor musunuz? Damat Ferit Paşa olmak kötü. Damat Ferit Paşa Şeyhülislam Dürrizade'nin fetvasına onay veren kişi. Atatürk'ün aleyhine, milli kurtuluşun aleyhine çalışan kişi. yani özetle Türkiye'de damat olmak değil Damat Ferit Paşa olmak kötü bir şeydir. Türkiye'de siyasetin içinde damat Ferit Paşalar maalesef hiç bitmemiştir, bitmeyecektir. Affedersin. Yani daha mi? çok konuşacağım Yok, da reklamdan sonra. Yani, tabii tabii. Yani şöyle ben hani bunu bir daha hatırlatayım. Bu çok önemli. Yani 2022 yılında %99'u kaynaklarının ihracattan. Yani yurt dışına satılan e, şeylerden satılanlardan elde edilen parayla. Bu müthiş bir şey. Ve bu alanda dünyada ilk dörtte yani kapıştı ülkeler Amerika, Çin ve İsrail 20 tane ülkeye ihracat yapıyorlar. Bu ülkelerin önemli bir bölümü NATO üyesi ülke. Yani bu hiç mi bir şey anlatmıyor? Şimdi devam ediyorum. Sayın Babacan hakikaten ben yani oturdum ya bu ne demek istediğine baktım. Gerçekten ya o kadar mesnetsiz o kadar saçma bir iddia ki bakın diyor ki Efendim bu kayrıldı. Ben o zaman şöyle bir rakam veriyorum. Şimdi AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de 56 tane firma var. Savunma sanayinde ülke bir 56 tane firma. Bugün kaç tane biliyor musunuz? 2700. 2705 tane. 2705 tane firma varsa hani bir tanesi kayrıldıysa bu 2705 tane nasıl oluyor? 56 firmanın en er, 5-6'ya inmesi gerekmiyor mu? Tabii, tabii. Eğer kayrılıyorsa. 2.705 ya el insap. Bakın devam ediyorum, devam ediyorum. Proje sayısı AK Parti geldiğinde 62, bugün 750 tane proje. Savunma sanayi alanında özgün proje. Mtebe onları da hakim. Böyle uluslararası alanda hani yarışabileceğim projeler. Devam ediyorum. Ee, şeye kadar toplamı bunun 5,5 milyar dolar. Bütçeli bütün bu savunma projeleri bugün 60 milyar doların üzerine çıkmış. Şimdi eğer rekabet yoksa, eğer bir şirket karalıyorsa tekelleşme olması gerekmiyor mu? Melik Bey şöyle Hayır, yapalım mı? Reklamdan sonra yapalım mı? Evet. Ekonomi. vakti en geldi. Doğal, en doğal hali rekabet. Melik Bey söz sizde kalmıştı. Tamamlayın lütfen. Ben evet yani e, hızlıca tamamlayayım. Şimdi e, Bayraktar Eee Mete Bey de söyledi. Mesela şeyde Karabağ Savaşı'nda çok önemli bir rolü oynadı. Evet. Ve o savaştan sonra da Karabağ devlet nişanı verildi. Selçuk bayrakları bizzat Sayın Aliyev tarafından. Ve biliyorsunuz o dönem Avrupa'daki birçok makalede Siyah ve savaşın kaderini değiştirdiğini söyledi. Yine hatırlarsınız Frans 24 Sayın Aliyev'le yayın yaparken moderatör şeyi soruyor. Savaşı SİHA ve ihalar savaşın kaderini değiştirdi. Elinizde kaç tane Türk SİHA'sı var diyor. Sayın Aliyev de böyle gülerek yeterince diyor. Ee, ya yani bu kadar ses getiren bir şeyden bahsediyoruz ve yine Ukrayna Zelenski'nin talimatıyla Ukrayna iletişim ofisinden buraya geldiler. İstanbul'a ve İstanbul'da devlet nişanı verdiler Selçuk bayraklara. Yani Ukrayna hükümetinin talimatıyla Şimdi bütün bunlar gösterge. Onun dışında mesela Çin televizyonunda 18 Mayıs 2021'de bir belgesel yayınlandı. O belgeselde Çin popüler bilim yazarı Song Yi Chang görüş veriliyor belgeselde. Diyor ki Selçuk Bayraktar siyah, siyah alanda bir dehadır. Bayraktar'ın siyah savaşındaki konumu tıpkı Steve Jobs'ın akıllı telefon teknolojideki konumuyla aynıdır diyor. Yani Steve Jobs nasıl diyor akıllı telefon teknolojide bir çığır açtıysa diyor. Selçuk Bayraktar da diyor e, SİHA ve İHA alanında yeni bir çığır açtı ve tam anlamıyla e, savunma sanayinin Steve Jobs'ıdır diyor. Şimdi bunu niye bu örneği verdim? E, bu örneği şunun için verdim. Yani mesela Çin sizin rekabet ettiğiniz bir ülke bu alanda. Ve Çin böyle teknolojide de kıskançtır. Öyle kolay kolay kimseye paya vermez. Rekabet ediyor çünkü. Ama o kadar hakkı teslim etme ihtiyacı duymuş ki elin Çinlisi. Ya o bile diyor ki bunlar deha diyor. Savunma sayında çığır açtılar diyor ve Çin'de belgeseli yapılıyor. Türkiye'de hala mesela bunun belgeseli olmaması da ayrıca bir eksik. Yani Sayın Babacan eleştireceğine ya bunların belgeseli olmalı. Bir çığır açtılar savunma sanayinde demesi lazım. Aslında saldırmakta geç kaldılar. Yani, yani bir anda, evet, yani saldırmakta eğer geç varsa saldırmakta da geç kaldınız. Hatta alan Üsküdar'ı geçti artık. Bu saldırı e, bekleniyordu yani. Eh. O Azerbaycan'daki başarıdan sonra. Tabii ki yani hemen bütün saldırı bekleniyordu. Bir, tane, ah, ah. bir profesör çıktı şey dedi ya Selçuk, Selçuk Bayraktar'ın bunları yapacağını bilseydik ben onu öğrencim olarak almazdım. Gruduy gurur duyduğum biri değil diye hatırlar mısınız onu? Yok enteresan bir açıklamaydı Melik, o. Ben seninle aynı düşünmüyorum yani, ya. Geç kalmış ge geç kaldılar diye düşünmüyorum. Nasıl düşünüyorsunuz? Yok Melik bitirsin. Abi artık geçti. Emin misiniz? saldırılar artık bir işe yaramaz. Emin misin? Vallahi ha geri yani Allah korusun eğer bir iktidar değişikliğini kastedeceksek alayımıza geçmiş olsun. Karşılıklı yani, konuşmak yasak. Kapalarındaki bu söyleyin. çünkü Yok yani söz hakkını şey yapmak yok, istemiyorum. Ben çünkü Uzun konuştum. Konuşabilirsiniz, ee, İstanbul <laughs> çok konuşmasın, Ankara'da evet, konuşsun tabii. diye söyledim. Ben açıkçası yok yok Mete abi. Ben bu zaman. konuda hiç aynı şekilde düşünmüyorum ee, ve örneklerini size saatlerce anlatırım, saatlerce anlatırım. Mesela çok basit bir soru soracağım. Yarında Hürriyet kasesinde de yazdım. Okumalarını tavsiye ederim. Ben size bir soru soracağım. Çok basit bir soru ama uçak yapmamış olabilirsiniz. Türkiye ilk milli piyade tüfeğini kaç yılında yaptı biliyor musunuz? Asker milletiz. Değil mi? Ateşli silahlar işte bulunduğu tarihe baktığınızda ne kadar geriye giderseniz, ta Fatih dönemi ne kadar gidersiniz. ilk milli piyade tüfeği yapılış tarihini bir bakın. 2013'tür. Evet piyade tüfeğinden bahsediyorum. Peki. Melik Bey siz tamamlayın isterseniz ben Hasan Bey'e döneyim. Tamamlayayım. Yani şöyle e, yani 27 27 ülkeye ihracat yapıyorsunuz. Dünyada bu alanda ilk 4 testiniz rekabet ettiğiniz ülkeler Amerika, Çin, İsrail. Sizin ...yüzde %99'u ihracattan elde ediyorsunuz ve siz e, dünyayla rekabet edecek bir pozisyon yakalamışsınız. Ya bunu ya ben hani gerçekten anlamıyorum. Bu insanlara bizim pamuklara sarmamız lazım. Ya böyle zarar görmesinler diye böyle pamuklara saracağız, böyle sarmalayacağız ve onları el üstünde tutacağız ya. Böyle özel beyinler, özel insanlar sizi dünya arenasında böyle markayla öne geçiren falan kaç kişi var ya? Kaç kişi çıkıyor? Bakın. Peki sizce Sayın, Sayın Babacan bunları görmüyor mu Melih Bey? Sizin yapmıştım. baktığınız noktadan bakamıyor mu? Ben bakın ben şöyle söyleyeyim. Bakın Sayın Babacan, Sayın Babacan bu ülkede Dışişleri Bakanlığı yaptı. Başbakan yardımcılığı yaptı. Ben baktım. Tam e, 8 yıl boyunca Milli Güvenlik Kurulu üyeliği yapmış. Niye oraya baktım onu söyleyeyim. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu böyle hani atıyorum hani radyo dinlersiniz ya bilmem ne efem. Diyelim ki hani böyle Milli Güvenlik Kurulu o kafayla bile gittiyse en azından birazcık bu işleri anlar bilir. Bakın özel ilgi alanı değilse bile 8 yıl boyunca Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına katıldı. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında bu işlerin ne kadar hayat memat olduğu konuşulur. Konuşulur. Yani sizin savunma sanayinde nereden nereye geldiğiniz, savunma sanayindeki alımlar Milli Güvenlik Kurulunda daha sonra savunma sanayi icra komitesi toplanır, sonra da ihaleye çıkılır. Ben en az 3-5 tanesini izlediğim için böyle rahat söylüyorum. Şimdi Bilmemesine imkan var mı ya? Bilmemesine imkan var mı? Ha, eğer e, şeyin bu şirketin bilançolarıyla ilgili de yanıltıldıysa, velet ki öyle, yani bu ne kadar önem arz ediyor bunu anlayamamışsa diyelim, bilançolarla ilgili size manipüle edici birileri bir şey söylediyse, ya ah, size doğruyu söylüyorsa, hani Haluk Bayraktar söylüyor işte, bütün bilançolar açık diyor. Korulduk. Bakın 1986'da baba... Özdemir Bayraktar kuruyor. Baba Özdemir Bayraktar 1986. Bu işlere 2000 yılından baş 2000 yılında başlıyorlar. Ve e, buna rağmen daha da gerisi var. Daha da gerisi var. var. Bakın, Haluk Bay Milik daha da gerisi var. Yani şirketin resmi Yok Doğru yok şey mu? anlamında yani, söylüyorum. Yani Özdemir Bey'in özel ilgi alanı. Babanın ilgi alanı baba bu konuda ta rahmetli Erbakan'la kaç defa dertleşiyorlar. Kaç defa bir yol haritası da çıkıyorlar. O kadar çok hayaller var. Baba Japonya'ya gidiyor, Özdemir Bey. Özdemir Bey oradan gelirken e, çocuklarına ilk getirdiği şey bugün onların yaptığı uçaklar. Yapacakları uçakları getiriyor. Peki. Ya. Baba pilot, çocuklarını pilot yapıyor. Ya. Okudukları okullar, yurt dışına gönderdikleri eğitimler. ...bir adammış hayattan bahsediyoruz. Yani rastlantısal... Hah, ...yani bravo, Tayyip Erdoğan'ın... ...iktidara gelsin Tam de... ...ondan sonra biz bunu yapalım diye bir... ...hayal üzerine kurmuyor. Adam yola çıkıyor... ...ve felsefesini de... ...çok net söylüyor. Bunu Selçuk Bey de babasından aldığı terbiyeyle... ...aynı şeyi çok söylemiştir. Der ki... ...sefer bizden... ...zafer Allah'tan. Biz bir yola çıktık. Başarır mıydık? Bilemem. Ama... Biz bir yola çıktık der ya ve bu yolu böyle bugüne kadar tırnaklarıyla gele gele baba zaten bir deha. Yani Özdemir abi pas geçiliyor ama Aynen. asıl dehalardan bir tanesi baba. Ve o baba çocuklarını böyle ilmik ilmik işleyerek getiriyor buraya ya. Peki. Burada sözü artık Hasan Bey'e bırakalım. Uçuracak, Tekrar. Droneları uçuracak yer bulamıyorlar yer. Silivri'de uçururken hani gözaltına alınıyor. Yani uçuracak yer bulamıyor. Çoğulu da. Bayrak. Tam bayraklar tam da öyle bir şey. <laughs> Ve son cümle AK Parti iktidara geldiğinde milis savunmada yerlilik oranı yüzde yirmi. Yüzde yirmi. Bugün yüzde seksen. Bakın yüzde yirmi yüzde seksen. Ya bu gurur duymanız gereken bir şeyken ben gerçekten anlayamıyorum. Bakın samimiyetimle söylüyorum ben anlayamıyorum. Yani muhalefet edersiniz. Düşmanlık bile biraz zekayla <laughs> yapılır. Hani bu, bu kadar kör göze parmak bir incelik yok. Ben ben anladım. Ben babacan'a hayret ettim. Samimiyetimle söylüyorum hayret ettim. Bir hayret benim. ettim. 8000'in hayret ettim. MGK üyeliği yok. yapan bu ve bu işleri bilen, ekonomide bilen bir insanın bunu böyle cahilce ifade etmesi beni hayrete düşürdü.